başlamak için. Hazır olmaz. Evet, herkese merhabalar. Bugün kamerada kim var? Ben böyle herkesi kameraman yapmaya karar verdim. Ve bugün kamerada benim kameramanlığımı yapmak için ta nereden geldin? Tekirdağ'dan. Ya, Tekirdağ'dan geldi. Sevgili Serdar bizlerle. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Şu vatandaş çekim, biraz sonra çekim yapacak. Bakalım güzel çekebilecek mi? Kameramanlıkta bugün kendini gösterecek. Serdar. Deneyimlerini gösterecek. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl buldun Isparta'yı? Mükemmel. Ya. Neden daha önce gelmediğim için pişmanım şu anda. Ama siz gelmeyin. Ben gelmeyeyim değil mi? Çıkıp çıkıp gelmeyin. Özellikle de plansız gelmeyin. Hayır. Yani şunu söylüyorum. Aslında Isparta'yı belki de bu kadar güzel kılan kültürel değerleri yani. Evet, bu. Bunların hepsi var. Ama bence Isparta'yı güzel kılan kimsenin henüz keşfetmemiş olması. Evet. Şimdi az sonra çekime geçiyoruz. Kameramanını da görün istedim. Sizinle Ayapayana Kilisesi'nin önündeyiz. Bugün Ayapayana ve bir kilisemiz daha var. Oraya da inşallah vaktimiz yeterse geçeceğiz. Gideceğimiz çok yer var. Zamanımız çok kısıtlı ve biz çok ağır davranıyoruz. Hadi bakalım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Evet, bugün neredeyiz? Isparta serisine bir içerik daha eklemek üzere bir kilisenin önündeyiz. Ayapayana Kilisesi. Ayapayana Kilisesi kaç yılındaydı? 1750. Aferin sana. Tebrikler. Okumuş. 1750. Okuma merakı. Isparta ile ilgili özel bir içerik hazırlayacağım. Neden? Çünkü Isparta'nın şuna çok ihtiyacı var. Isparta'dan kimler geldi, kimler geçti? Isparta'da kimler yaşadı ve ne tür anılar bıraktılar? Bunlar çok önemli. Sevgili Serdar'la dünden beri bunu konuşuyoruz ve sizlerin de bilmesi gerekiyor. Eminim çok hoşunuza gidecek. Burada kimler yaşadı? Ama küçücük bir ön bilgi vereyim. Isparta'da Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler fazlasıyla bir hayat sürmüşler ve burada çok güzel bir kültür oluşturmuşlar. Isparta'da 3 tane kilise var. Şu anda bir tanesinin önündeyiz. Ayapayana'dayız. Ortodoks, Rum Ortodoks Kilisesi. Ve sevgili Serdar'ın da dediği gibi 1950 diyesim geldi. 1750. 1750, bak ben hepsini karıştırıyorum. 1750 yılına ait, yani 18. yüzyıla ait. Bunun dışında en son yapılan tadilatı da 1999'da çatı olarak yapılmış sadece. Evet, sadece çatı. Bu çok önemli. Evet. Üç nefli bazilikal planda yapılmış bir kilise ve bu kilisede çok güzel anılar var arkadaşlar. İnanamayacağınız kadar güzel anılar var. Efendim, umre yolculuğunda, hac yolculuğunda Ispartalılar hacca develerle, kervanlarla uğurlanırken, tabii bu çok zaman alan bir seyahat, dönüşlerinde işte bu gördüğünüz kilisede mevlid düzenlenirmiş. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz. Çekim yapabilirsin. Mevlid düzenlenirmiş ve yine çok güzel bir bilgi vereceğim. Nasıl güzel bir inanış ve nasıl güzel bir hoşgörü ve nasıl güzel bir birleştiricilik ise Ortodokslar, yani Rumlar, Müslümanlara duydukları, Müslüman kardeşlerine duydukları saygıdan dolayı bu mevlütlerde kiliseyi ikiye bölerlermiş. Bir perdeyle Rum kadınlar ve Müslüman kadınlar perdenin bir tarafında otururlarmış ve umreden dönenler, haçtan dönenler bu kilisede mevlütte karşılanırlarmış. Şimdi gördüğünüz gibi çok da bakımlı sayılmaz. Isparta'nın çok güzel bir mahallesi. Hemen Isparta'nın şu bölgesinde Çayboyu var. Çayboyunu sizlerle paylaşmıştım zaten. Çayboyundan geldik. Şöyle bir hemen kiliseye tur atalım. Kim bilir ne kadar güzel anıları var insanların bu kilisede. Ve tabii ki söylenebilecek en güzel şey, İnancın olduğu yer, inanmanın olduğu yer ve birlikteliğin olduğu yer her zaman çok güzel. Keşke daha iyi korunabilse, keşke birazcık daha bakımlı olsa, birazcık daha içerisine de açık olsa. Ben kapıdan girmeyi çok istedim ama kapıdan giremedim.
Ya binanın dış cephesinde hani böyle gözle görülür enteresan bir bilgiler, simgeler olsa yani şimdi anlatım şöyle... anlatım esnasında daha da yardımcı olur. Aferin bak vallahi. Çok iyi bir öğrenci. Söylediğim ne varsa hepsini uyguladı. Teşekkürler. Şimdi tabii giriş konuşmasına kalan eksiklerimizi de tamamlayalım ve diğer kiliseye doğru yola çıkalım. Etnografya Müzesi'ni sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. Ama Serdar'ı da gezdirmeyi düşünüyorum. Serdar görüyor musun? Arkana bak. Kamerayı oraya çevirebilirsin. Yakınlaştırabilirsin. Zoomlayabilirsin. Evet gördüm. Biraz sonra... Orası açık mı değil mi bilmiyorum. Etnografya Müzesi'ne gideceğiz ama siz zaten lütfen yukarıya şurada bir yere şurada şuralarda bir yere ekleyeceğim. Etnografya Müzesi'nin videolarını izleyin lütfen. Şimdi unuttuğumuz şeyler tabii ki olacaktır. Tarihi eserlerde eserleri tanıtmak da bir sanat. Hani bu işi en iyi yapanlar rehberler. Oysa ki ben bir sanat tarihi, arkeoloji mezunu olarak unutmamam gerekir. 3 tane kapısı var bu kilisenin. Bunu hemen söyleyeyim. Bir de apsis nedir biliyor musun Serdar? Apsis. Ne demek? Şimdi bizim mihrabımız onların apsisi. Şimdi apsis, hani biz mihraba dönüyoruz, onlar apsise dönüyor. Ve apsis, bunların yani... özellikle kilise, bazilikal planda ve bütün kiliselerde apsis genellikle birazcık daha yüksek olur ve bu kilisede de apsis 70 santim kadar zeminden yüksek. Bunun bilgisini de verelim ve apsisin 3 penceresi var. Bunlar eksik kalmış. Bunun dışında şunlar ne olabilir? Bak şu çıkıntılar. Çıkıntılar. Hadi bir tahmin yürüt. Meşale yuvaları. Yani mantıklı. Başka, benim manevi düşün. Benim aklıma gelen. Hayatı düşün. Kuşları düşün. Yani Osmanlı döneminde hayvanlar için böyle binaların dışlarına yapılar yapıldığını biliyorum. Evet. Ama kiliselerde bu tür yapıların yapıldığı hakkında hiçbir bilgim yok. Evet, şimdi inanç dediğimiz şey, yani Allah'a inanç ve evet. Allah'ın yarattıklarına duyduğumuz saygı. Tabii ki onlarda da var ve bunlar kuşlar için yapılıyor, canlılar için yapılıyor. Zaten sevgili Serdar yaptı. 1750 yılı yapımı. Fakat kaynaklarda değişik tarihler var. 1800'lü yıllar yazan kaynaklar var. Onu da söyleyeyim. 1999'da bir tadilat görmüş. Bunun dışında sütunlarıyla alakalı bilgi verebilirim ama çok detaya girmeyeyim. Kimse sıkılmasın. Yola devam edelim. Bakıyorsun sen kamerada ama gözlüklerimiz var. Allah'tan ki gözlüklerimiz var. Nereye baktığımız belli değil. Ben hep şuraya bakıyorum da aslında buraya bakmak gerekiyor. Bu gözlükler olduğu için şu anda fark ettim. Ama kurtarıyoruz. Evet oraya bakabiliriz. Aynen.